Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda yeni bir sureye başlayacağız. Kur'an-ı Kerim'deki e, müstakil bir kıssanın anlatıldığı en uzun sure, kıssa olarak en uzun sure, Yusuf suresi. Bugün e, bu sureden başlayacağız. Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği, e, bize bir takım mesajları kıssalarla, olaylarla, öykülerle vermiş olması. Hz. Adem'den tutun ta Peygamberimiz döneminin bazı olaylarına kadar Kur'an-ı Kerim'de yer almaktadır. Ee, ve Allahu Teala olaylar e, akışı içerisinde ilahi mesajları bize vermektedir. İşte bütün bu kıssalar içerisinde müstakil bir kıssa olarak Yusuf Suresi e, Kur'an-ı Kerim'de anlatılmakta. Daha önceki semavi kitaplardan mesela e, Tevrat'ta da yine Yusuf Suresi bulunmakta. Ama Tevrat zamanla muharref bir hale gelmiş. Kur'an-ı Kerim'de ise aynı mesajlar yenilenmiş ve bizlere takdim ediliyor. Allahu Teala şöyle anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Elif, Lam, Ra bunlara huruf mukatta deniliyor. Kur'an-ı Kerim'de 29 surenin başında bunlar gibi harfler var. Bunlar Allah ile elçisi arasında, Resulullah arasında birer şifre durumunda ve alimler bunlarla alakalı bir takım sırları nazara vermişler. En azından bunlar Kur'an-ı Kerim'in mucizeli ile alakalı değerlendirilmiş. Çünkü Elif Lam la, Ra, Elif Lam Mim gibi e, huruf-u mukatta'nın yer aldığı yerlerde hemen peşinde Kur'an'dan da bahis var. Bir nevi şöyle bir mesaj veriliyor. E, i̇şte Okum, okumakta olduğunuz Kur'an veya dinlemekte olduğunuz Kur'an bu gibi harflerden meydana geliyor. Siz de o harfleri biliyorsunuz. O harflerle meydana gelen kelimeleri biliyorsunuz. Haydi siz de Kur'an'ın bir nazirini yapın. Ve böylece bir icaz manası, mucizelik manası hatırlatılmış oluyor. Başka yorumlar da var ama en yaygın yorumlardan bir tanesi bu. Ve genelde tefsirlerimizde huruf mukatta ile alakalı Allahu alemu bi muradihi bi zalik. Bundan muradının ne olduğunu Allah en iyi bilir demişler. Ama Allahu Teala elbette muradını en iyi bilir. Kur'an-ı Kerim eee bilisanın mubin Arapça apaçık bir dille gelmiş olan bir kitap. E, el maksudu el kelam ifadetül meram denilir. Kelamdan maksat maksadı ifade etmektir. İfadeyi meramda bulunmaktır. Allah-u Teala madem Kur'an-ı Kerim'le insanlara hitap ediyor, elbette e, doğrudan bunların manası nedir bilmesek de bunlarda bir takım manalar vardır ve en azından bize bazı ufuklar açmaktadır. Tilke ayatul kitabil mubin bunlar kitab-ı mubinin ayetleri. Yani bu surede bildirilecek olan e, ayetler kitab-ı mübinin manası apaçık olan bir kitabın Kur'an-ı Kerim'in ayetleri. İnne enzelnahu Kur'anan Arabiyye. Biz onu arabi bir Kur'an olarak indirdik. Değerli izleyenlerim, Allahu Teala bütün dillerin yaratıcısıdır. Bütün alemin yaratıcısı olduğu gibi dilleri de yaratan odur. Dolayısıyla Allahu Teala değişik milletlere değişik dillerle hitap etmiştir. Onların kendi dilleriyle mesajlarını göndermiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu şöyle ifade edilir. Ve ma arsalna min rasulin illa bi lisani kavmi lahum. Biz gönderdiğimiz bütün peygamberleri kavimlerinin diliyle gönderdik ta ki onlara beyan etsin, açıklasın diye. Dolayısıyla Kur'an'ın ilk muhatapları Araplar olduğundan, içlerinden bir peygamber olarak Arap bir peygamber gönderildiğinden Kur'an-ı Kerim'in de Arapça olması gayet normal. Ama dil olarak da Arapçanın bir takım özellikleri var. Bu da göz ardı edilmemeli. Kurallı bir dil. Türemeye, kelimelerin türetilmesine gayet müsait bir dil. Ve Kur'an-ı Kerim'in mesajını taşıyabilecek bir dil. Bundan dolayı allah Teala son ilahi mesajını, evrensel mesajını Arapça olarak göndermiş. Şu anda bizler ekseriyet itibariyle halkımız Kur'an-ı Kerim'in dilini doğrudan bilmiyor. Ama bu Kur'an-ı Kerim'e muhatap olamaz anlamında değil. Şu anda yaptığımız da bir Kur'an tefsiri programıdır. Kur'an-ı Kerim'i orijinalinden, Arapçasından okuyoruz ve manasını anlamaya çalışıyoruz. Manasını anlatan kitaplar yazılmış Türkçe olarak veya Arapça yazılan kitaplar tercüme edilmiş. Kur'an-ı Kerim'in mealleri var. Dolayısıyla diğer insanların Kur'an-ı Kerim Arapça indirildi, bize hitap etmiyor şeklinde bir mazerette bulunmaları söz konusu olamaz. Kur'an-ı Kerim hemen hemen dünyanın bütün dillerine çevrilmiştir ve bütün dillerde Kur'an-ı Kerim'e insanlar muhatap olabilmektedir. Bizlerin durumu da buna bir misal. Halkımızın dili Arapça değil ama Arap hem Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini halkımız ezberebilir hem de manasına muhatap olmaya çalışır. İşte biz o Kur'an'ı e, Arabi bir Kur'an olarak indirdik. لَاَلَّكُمْ takilun Ta ki akledesiniz, anlayasınız diye. نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكِ اَحْسَنَ الْقَسَسِ Ey Peygamber, e, biz sana en güzel kıssayı anlatıyoruz. بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هَذَا <الْقُرْأَن> Kur'an Bu Kur'an'ı sana vahyetmemizle e, biz sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz ve inkünte min ilemin leminel gafilin sen daha önce gafillerden idin yani bu kıssayı bilmiyordun bu kıssayla alakalı bir ön bilgin haberin yoktu değerli izleyenlerim Kur'an-ı Kerim Hazreti Yusuf'un kıssasını en güzel bir kıssa olarak bize ifade ediyor. Gerçekten de okuyunca da göreceğiz ard arda olaylar ve bu olaylarda çok mesajlar var çok hareketli, renkli sahneler var. Kur'an-ı Kerim o sahneleri bize tasvir ediyor. Kelimelerle o tabloları bize çiziyor. Ve biz o ayetlerin maverasından deruni manaları anlayabiliyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Ve böylece bu kısa vasıtasıyla Kur'an'ın bir takım mesajlarına muhatap olabiliyoruz. İzgale Yusufu li ebihim Yusuf babasına şöyle demişti. Ya ebeti babacığım inni raitu ehada aşara kevkebe ben on bir yıldızı ve şemse vel gamar, güneş ve ayı ra'eytuhum li sacidin, bana secde ederlerken gördüm. Hz. Yusuf, Hz. Yakup'un oğlu ve Hz. Yakup Hz. İbrahim'e dayanıyor. Hz. İbrahim'in oğullarından biri İshak, onun oğlu da Yakup. Dolayısıyla aralarında çok da fazla bir mesafe yok. Hazreti Yusuf'la Hazreti İbrahim arasında çok mesafe yok. Atalarından birisi. Ve Yusuf o zaman daha küçük, çocuk yaşta. Rüyasında 11 yıldız, ay ve güneşi kendisine secde eder vaziyette görüyor. Değerli izleyenlerim gerek bu ifadelerde gerekse Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde rüyalara yer verildiğini görüyoruz. Demek ki rüyalarında bir hakikati var. İnsanlar işte gece vakti uyuyorlar. Günde 6-7 saat 8 saat uyuyorlar. Ve bu uyku esnasında bir takım rüyalar da görülüyor. Ve bu rüyaların bir kısmı yine bu surede gelecek. adı ı ahlam Karışık şeyler. Manası pek açık değil. Ve o derece belki manasının ehemmiyeti de yok. Ya günlük olayların hayaldeki şekillenmiş durumu veya daha önce meydana gelen olayların yansıması veya bir takım beklentilerin yansıması tarzında ama bir kısım rüyalarda var ki bunlar rüyayı sadıka yani sadık doğru rüya, salih insanların gördüğü sadık rüyalar ve bu sadık rüyalarda gelecekle alakalı bir takım izler, bir takım mesajlar var ve bu rüyalar tabir edilebilirse gerçekten manası anlaşılıyor ve tabir edildiği tarzda da gerçekleşebiliyor. Burada rüyayı anlama noktasında belki şunu da bilmemizde fayda var. Hazreti Yakub'un 12 tane çocuğu var. Yusuf bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla 11 yıldız ay ve güneşi secde eder gördüm dediğine göre 11 yıldız kardeşlerini ay ve güneş anne ve babasını temsil ediyor. Onların secde etmeleri ise Hazreti Yusuf'un ileride çok yüksek makam sahibi olacağını ortaya koyuyor. Ve bu rüyayı anlamak için illa çok derin rüya bilgisine lüzum yok. İlla rüya tabirini derinlemesine anlama lüzumu yok. Hazreti Yusuf'un 11 kardeşi olduğunu bildiğimizde manayı hemen hemen sezinlemek mümkün. Demek ki rüyada daha çok sembolik bir dil var semboller meydana geliyor kişinin zihninde ve o sembollere göre görüntüler. Ve taraf ilahiden zaman zaman bu gibi rüyalarla insanlara mesajlar gönderiliyor ve bu manadaki e, sadık rüyalar Cenab-ı Hakk'ın kullarıyla konuşmasının bir şekli. Yani Allahu Teala bütün mahlukatıyla onların seviyesinden konuşur insanlara konuşmasının bir şekli de sadık rüyada kendisini gösterir. İşte ileride peygamber olacak, ileride büyük izler bırakacak olan bir peygamber daha çocukken bunun rüyasını görüyor ve anne babasını ay güneş şeklinde, kardeşlerini yıldız şeklinde görüyor ve onların kendine secde ettiğini görmesiyle kendi makamının yüksek olduğu oradan anlaşılıyor. Gale ya bu neyye? Babası Yakup dedi ki: "Yavrum, la taksus riyake ala ihvatike. Rüyanı kardeşlerine anlatma. Feyekidu leke keyde yoksa sana tuzak kurarlar, sana hile yaparlar, zarar vermeye çalışırlar. İnne şeytanel lil insan aduvun mubin. Şeytan gerçekten insan için apaçık bir düşmandır." Değerli izleyenlerim, kardeşler arasında çekememek, birbirini kıskanmak hemen herkesin tecrübeyle bildiği bir gerçektir. Ve biz e, Hz. Yakub'un bu ifadelerinden, Kur'an'da yer alan bu ifadelerinden şunu anlıyoruz. Kardeşleri kıskandıracak tarzda ifadeler kullanmak bu rekabeti daha da artırır ve arada bir uçurum meydana getirebilir ve e, kötü sonuçlar verebilir. Ve aynı zamanda şunu da anlıyoruz görülen güzel rüyaları rastgele yerde anlatmak uygun değil. Ehil olanlara anlatılabilir, tabir edebilecek büyük, değerli insanlara anlatılabilir. Ama gördüğümüz rüyayı rastgele kişilerle paylaşmak uygun değildir. Kur'an'ın bu mesajından bu da anlaşılıyor. وَكَذَٰلِكَ يَجْتَب۪يكَ رَبُّكَ işte böylece, yani Rabbin e, sana bu rüyayı gösterdiği gibi rüyada olduğu şekliyle Rabbin seni seçecek ve yuallimuke min tevilil ehadis ve ehadisin yorumunu sana öğretecek ve Mu ni'metehu aleyke ve ala el yakub ve sana olan nimetini Yakup hanedanının olan nimetini tamamlayacak keme temmeha ala ebeveyke min gabl İbrahim ve İshak daha önce Ecdadın olan e, İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi e, sana Ali Yakup'a e, nimetini tamamlayacak. Yani babası rüyanın tabirini yapıyor. Nasıl ki rüyada böyle gördün, bunun bir tecellisi olarak da Cenab-ı Hak seni büyük nimetlere mazhar edecek. Sana e, ehadisin tevilini öğretecek ve bu şekilde nimetini tamamlayacak. Burada ehadisin tevili, tevilil ehadis acaba ne demek? Rüya tabiri demek işin biraz kolayım. Genelde tefsirlerde de böyle denilmiş. Sonraki bölümlerde de bunu zaten göreceğiz. Hz. Yusuf zindandayken iki kişinin rüyasını tabir ediyor. Aynen dediği gibi çıkıyor. Yine zindandayken kendisine anlatılan hükümdarın rüyasını tabir ediyor. O da aynen çıkıyor. Bu mana var. Ama bunu sadece rüya tabiri, tabirül menam şeklinde ifade etmek tam yeterli olmayabilir. Rabbin sana hadisin, hadiselerin yorumunu öğretecek. Yani e, olayların da kendine göre bir dili vardır. Rüyada görülenler mesaj verdiği gibi olayların akışından da bir takım sonuçlara varmak mümkündür. Demek ki bu noktada Hz. Yusuf'a bir ayrıcalık verilmiş olaylar nereye varır, nereye doğru bir gidiş gidiş var, e, olayların akışından bunu hissedebilecek. Her ne kadar kendisi zindanda da olsa, bir gün Mısır'ın azizi olacağını görebilecek. Veya her ne kadar kendisi e, bir zamanlar e, kuyuda da olsa, kardeşleri tarafından kuyuya da atılsa, günün birinde hem peygamber hem de Mısır'a aziz olacağını e, bilebilecek. Bu manada olayların gidişatından, Nereye varacağını az çok bilmek, bu, bu anlamda rüya tabirinde yapabilmek e, bu manada değerlendirilebilir. Tarih boyunca bazı zatlar rüya tabirinde daha başarılı olmuşlar. Mesela İslam tarihinde İbn Sirin meşhurdur ve yapmış olduğu rüya tabirleri hala kitaplarda yer almaktadır. Demek ki bu özel bir ilim. Peygamberler içinde de Hz. Yusuf'a bu noktada bir ayrıcalık verilmiş ve çok net bir şekilde rüya tabiri yapabiliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bütün peygamberlerin sonuncusu, diğer peygamberlere verilen e, mucizeler, harika haller e, tümüyle peygamberimizde görülmekte, rüya tabiri de peygamberimizde yine sıkça görülmekte. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, sabah namazından sonra e, sahabeleriyle Mescid-i Nebevi'de sohbet ediyor ve bazen sorularını cevaplandırıyor. Bazen kendi gördüğü bir rüya varsa rüyasını anlatıyor ve bunun tabirini yapıyor. Veya sizin gördüğünüz bir rüya var mı diye soruyor. Yine onların rüyalarını tabir ediyor. Demek ki rüyaların bir hakikati var. Kur'an'da yer almış. Peygamber Efendimiz'in hayatında yer almış. Böyle olmakla beraber her rüyaya da itimat edilmez. Rüyanın hemen zahirine göre de amel edilmez. Bazı insanlar bu noktada evhamlı olabiliyorlar. Diyelim ki kötü bir rüya görüyor. Rüyanın zahirine göre dehşet içinde kalıyor. Halbuki görmüş olduğu rüya belki de hayırlı bir manası var. Ancak herkes bu manayı bilemediğinden rüyanın zahirine göre hareket edebiliyor. Bir tanesi Peygamber Efendimize gelip sormuş. Demiş ki ya Resulallah ben rüyamda gördüm ki başım benim önümdeydi, yuvarlanıp gidiyordu. Acaba ne demek? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Şeytan seninle dalga geçmiş, bunu sakın başkalarına anlatma. Bir insan böyle bir rüyayı gördüğünde dehşete kapılabilir. Rastgele birini anlattığında yakında öleceksin gibi bir yorum da belki duyabilir. Ölmeyecekse bile en azından çok ızdırap çekebilir insan böyle bir yorum karşısında. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kısım rüyaların şeytani olduğunu şeytan seninle dalga geçmiş ifadesiyle ortaya koyuyor. Demek ki takılıp kalmamak lazım. Ama şunu da bilmek gerekir ki bazı rüyalar sayıları az da olsa bazı rüyalar gelecekten mesajlar taşır ve bunlar sadık rüyalardır. Ve Hz. Yusuf'un bu rüyasında olduğu gibi belki 40 yıl sonra gerçekleşecek bir takım mesajları ihtiva etmektedir. İnne rabbeke alimun hakim senin Rabbin alimdir hakimdir. Yani Allah her şeyi bilir ve Allah her yaptığını hikmetle yapar. Sana ilim öğretmesi de seni bu gibi sırlara mazhar etmesi de Cenab-ı Hakk'ın ilminin ve hikmetinin bir gereğidir. Lagadike ne fi Yusuf ve ihwatihi ayatun lis sailin. Yusuf'ta ve onun kardeşlerinde onların bu kıssasında Soran kimseler için, merak eden kimseler için elbette ayetler var, alacakları dersler, ibretler var. Değerli izleyenlerim, bir başka programımızda konuya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına ve sırlarına mazhar eylesin. Hepinize hayırlı günler diliyorum.